hoş geldin ya Ramazan. Bize derler Rafa'dan, acıkınca sızlanma, sabır verir yaradan. Bize derler Rafa'dan, herkes ayrı kafadan. Ne yapalım arkadaşlar, böyle yaratmış yaradan. İftar yemeği. Bir tane şundan. Bir tane de şundan. Ha bir de şu. Hayri, hadi ilk sen. Dur bir saniye. Bir lokma yiyeyim. Üç tane yedin işte. Kamil efendi. Demek birbirimizin lokmasını da sayacağız ha? Ben saymadım ki, kendin saydın. Yoklama alır gibi tek tek saydın. Hadi hadi. Tamam tamam. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz amca. İyiyiz amca. Hayri nerede? Biraz önce aranızdaydı. Burada. Hayricim çıksana. Hah, buradaymış hakikaten. Masanın altında ne yapıyordun evlat? Ağzın doluyken konuşma Hayricim. Oo, ye evlat ye. Peki Akın nerede? Keşke o da olsaydı. Sonuçta Ramazan hep beraber olunca güzel. Zaten iftar sofralarının da en çok bu tarafını seviyorum. İnsan orucunu açmaktan çok sevdikleriyle sizlerle birlikte olmaktan keyif alıyor. Efendim? Kalabalık olduğunda hem tadı ayrı oluyor hem de maneviyatı artırıyor çocuklar. Bir eksik olursa söylersiniz. Hadi afiyet olsun. Sağ ol amcacığım. Sağ olun. Akın nerelerdesin sen? Bu delikanlı kim? Basri amca, bu Mehmet. İftar yemeğine katılabilir mi? Akın, bak mübarek Ramazan günü kızdıracaksın beni. İftar sofrasına davet olmaz. Kapımız tanıdık tanımadık herkese her zaman açıktır. Yaşasın! Sağ ol amca. Çok teşekkür ederim. Ezan okumalı kaç dakika oldu ki? Hadi oturun siz de. Merhaba abilerim. Afiyet olsun. Hayri abi, sende bir değişiklik var. Değişiklik mi? Ne değişikliği? İştahı falan yerinde işte. Maşallah, maşallah. Sizde de bir durum var ama anlamadım. Yok canım. Var var. Ama ne? Hayri. Sen değil, öteki. Alın bakalım tabaklarınızı. Mehmet evladım, kendini evinde hisset. Çekinme, tamam mı? Akın. Siz... Onlar peki... Onlar sizse... Siz kimsiniz? Ne diyorsun evlat? Ne diyecek amcacığım? Öyle konuşuyor. Hayri, sen Hayri değilsin. Bu delikanlı kim çocuklar? Hayri nerede? Buradayım Basri amca. Niye masanın altındasın evlat? Düzgünce otursana. Basri amca, durum şu. Arkadaşın servisi arızalanmış da biz de iftara davet ettik. Ama yemekler yetmezse filan sıkıntı olur dedik. Biz de kendi tabaklarımızı paylaşma çözümü bulduk. Kusura bakma amca. Bir de kusura bakma diyorlar. Çocuklar, Ramazan ayındayız. İftar sofrasındayız. Bunun azı çoğu olmaz. Tabakta bir tane zeytin bile olsa masadaki herkesi doyururum. İşin anlamı paylaşmakta, birlikte olmakta zaten. Yemekler yetmezse ne olacak?
Tek başımıza dolu tabağı yiyeceğimize hep birlikte ona şükredelim. Her zaman daha iyi. Hadi bakalım hep beraber güzel bir iftar yemeği yiyelim. Hayri, sen de çık masanın altından evlat. Amcacığım, o zaman diğer arkadaşlar da çıksın. Diğer arkadaşlar mı? Murat, Kemal, hadi çıkın çıkın. Hadi arkadaşlar.